Evet, merhabalar. Asya GEO hisse senedi hakkında konuşacağız. Yeni halka arz edilecek hisse senetlerimizden talep toplama tarihleri 27 ve 28 Temmuz, yani Perşembe ve Cuma günleri. Geçen hafta Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 3 adet halka arzımız vardı. Eş zamanlı olarak Ataköy Patates, Kale Seramik ve Fuzul GEO 3 halka arzı da katıldığımız daha evvel ifade etmiştik. 2023 yılı halka arz yılı, yaklaşık 25 adet halka arz söz konusu oldu bu sene. Hemen hemen tüm halka arzlar ortalama %100'e yakın prim yaptı diyebiliriz. Tek tek böyle bir çalışma yapacak olursak %100'den bile daha fazla prim yaptığını hisse senetlerinin gözlemleyebiliriz. Asya GEO içinde benzer senaryolar açıkça burada bekliyoruz. Şu şekilde düşünebiliriz, aslında iki döneme ayırabiliriz. Halka arzların tavan yaptığı, tavan serilerinde bulunduğu 2023 yılının ilk 6 aylık, ilk 5 aylık süreci, sonrasında halka arz edilen firmalar tavan serisi yapmasa da yine ilk 1 ay, ilk 2 ay içerisinde %50 ile %100 arasında prim yaptığını gözlemleyebiliyoruz. Geçmiş veriler bize bunları söylüyor. Biz ne yapıyoruz? Geçmiş verilere bakarak, gelecekle ilgili yorum yaparak para kazanmayı amaçlıyoruz. Burada da Asya GEO halka arzı da 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde şu an İş Yatırım'ın web sitesi üzerindeyim. İş Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi konsorsiyum üyesi firmalardan. Yine Asya GEO ile ilgili şunu ifade edebiliriz. Dini hassasiyetleri yüksek olan arkadaşlarımız için Asya GEO hisse senetleri katılım endeksinde işlem görecek. Dolayısıyla buna caiz bir hisse senedi diyebiliriz. 37 tane konsorsiyum üyesi firma var. Tabii ki Halk Yatırım konsorsiyum lideri firma. İhracı Asya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, halka arz öncesi 560 milyonluk bir sermaye söz konusu. Halka arz sonrası 659 milyonluk bir hisse senedi söz konusu olacak. 99 milyonluk sermaye artırımı, 66 milyonluk ortak satışı, 165 milyon adet lot borsada işlem görecek. Hisse senedi fiyatı 12.6 TL olacak. Yani halka arz büyüklüğü 2.1 milyar TL olacak. Büyük bir halka arz, yüksek bir halka arz. Halka arz açıklık oranı, halka açıklık oranı %25 seviyelerinde. Zaten 2023 yılında bu oran %20 ile %30 arasında söz konusu, ama Kale Seramik gibi büyük halka arzlarımızdan olacak. Dolayısıyla Kale Seramik'te yaklaşık 1000 TL ile 1500 TL arası bir lot geldi. Düşünülürse, yanlış hatırlamıyorsam 1250 TL'lik geldi. Yine 1000 TL ile 1500 TL arası bir lot dağılımı söz konusu olabilir. Ben 1000 TL'lik başvuruda bulunacağım nasipse. Talep toplama tarihleri 27-28 Temmuz, yani 12.6 1000 bölü 12. ...79-80 adet lot talebinde bulunabilirsiniz. 80 adet civarı gelecek şeklinde düşünüyorum. Halka arz talep toplama yöntemi, sabit fiyatla talep toplama, yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım. Dolayısıyla burada eşit dağıtım olduğu için zaten 80 adet dedim. Yoksa oransal olarak dağıtım söz konusu olsaydı ne yapılması lazım? Herkes ne kadar parası varsa koyması mantıklı olabilirdi. Çünkü oran bazlı hisse senedi dağıtımı söz konusu olabilirdi. Fakat 2023 yılında özellikle hemen hemen tüm halka arzlarda burada daha homojen oldu. Dağıtım yöntemi yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım oldu. Ve bu da faydalı oldu gerçekten. Halka arz edilen hisse senetlerinin tavan serileri yapmasına bu durum oldukça faydalı oldu. Planlanan tahsisat grupları %80 yurt içi bireysel yatırımcı, %20 yurt içi kurumsal yatırımcı. Burada yurt dışı kurumsal veya yurt dışı bireysel yatırımcılar söz konusu değil. Burada bu açıdan ben daha olumlu yaklaşıyorum. Çünkü yurt dışı yatırımcılar da Man Adaları'ndan ve benzeri ülkelerden, vergi cenneti ülkelerden hisse senetlerinin halka arzına katılıp sonra hisse senetlerini geriye satma durumu söz konusu olabiliyor. Burada Akfen yenilenebilir enerji ile ilgili çekmiş olduğum videolarda bunlardan bahsetmiştim. Satmama taahhüdü ortaklar için 1 yıl, ihracçı için 1 yıl. Fiyat istikrarı halka arz gelirinin %20'si ile 30 gün boyunca. Bunun anlamı şu: hisse senedi tabii ki burada senaryomuz en azından BIST'in düşmeyeceği yönünde. Şu an 6500 seviyelerinde. 6000 ile 7000 seviyelerinde gider gelirse burada Asya GEO için riskimiz
söz konusu değil. 6000 TL'lerin, 6000 seviyelerin aşağılarına doğru bir sarkma gösterirse tabii ki burada fiyat istikrarı, yani halka arz gelirinin %20'si ile 30 gün boyunca bir ne yapılabilir? Konsorsiyum lideri Halk Yatırım devreye girebilir. Bunun anlamı ne demek? Şurada görmüş olduğunuz 2.1 milyar TL'nin %20'si olan 520 milyon TL'lik hisse senedinin alım yapılması, yani 12.5 TL düşerse hisse senedi, Halk Yatırım konsorsiyum lideri olarak gereken irayı ortaya koyacak. 30 gün boyunca en azından hisse senedinin aşağılara inmesine engel olacak. 2023 yılında bir tek benim gözlemlediğim bu durum CV Enerji'de söz konusu oldu. CV Enerji'de esasen yine tavan açarak, tavan serileri yaparak 2 gün 3 gün tavan yaptı. Sonrasında BİS'in olumsuz olması seçim dönemi, seçim riskinden kaynaklı olarak hisse senedi bayağı bir zorladı. Açılış fiyatına yaklaştı. Hatta fiyat istikrarı için konsorsiyum lideri devreye girme durumunda kaldı. Fakat sonradan tabii ki ortam güzelleşince, ortam pozitif olunca yukarıya doğru hareket etti. Zaten CV Enerji'ye bakacak olursanız yine CV Enerji dahil halka arz fiyatının %100 yukarısında olduğunu gözlemleyebiliriz. Yani %100'den daha fazla prim yaptığını gözlemleyebiliriz. Şimdi izahnameye bakacak olursak, gerçi ASGEO'nun izahnamesinden ziyade projelerine bakalım bir. Şu an ASGEO'nun neresindeyiz? Web sitesindeyiz. Şimdi burada GEO firmalarında projelerde 3 açıdan yaklaşılıyor. GEO projelerine, GEO hisse senetlerine, mevcut projeler, satışı tamamlanan projeler veya planlanan projeler. Şurada görmüş olduğunuz proje planlanan projeler çerçevesinde ASGEO'nun. Tabii ki evlerin fiyatları çok arttı. Ev alamayan yatırımcı ne yapması lazım? Bu tarz hisse senetleri alması lazım. En azından GEO hisse senetleri alması lazım. Burada dediğimiz gibi şurada ASGEO'nun portföyüne bakacak olursak tamamlanan projeler, satışı devam eden projeler ve planlanan projeler. Yani 3 sınıf söz konusu. GEO firmalarının piyasa değerlerinin belirlenmesinde, analiz edilmesinde bu şekilde sınıflandırma oluyor. Tamamlanan projelere bakılıyor. Deniliyor ki bu firma gelecek, geçmişte bu firma geçmişte şu projeleri tamamladı. Bunlar bunun referansı veya satışı devam eden projeler. Burada işte satışı devam eden projeler ASGEO için eş zamanlı olarak, finansal olarak durumunu güçlendirecek projeler. Yani mesela örnek verecek olursak satılık portföyünde 25 tane ev var, 35 tane dükkanı var, 15 tane arsası var. İşte bunların satışı devam ediyor. Her an buradan paraya eş zamanlı kasaya eş zamanlı para girişi söz konusu olabilir. Bu da tabii gayrimenkul yatırım ortaklığı firmalar için önemli. Bu portföyler önemli çünkü değerleme bunlara göre yapılıyor. Üçüncü olarak planlanan proje. Burada daha ziyade sadece planı görebiliyoruz. Çoğunlukla burada tabii ki esas para harcamasına ziyade şu şekilde görmüş olduğunuz deniliyor ki böyle bir proje yapacağız. Burada sisteme para girişi yok veya sistemden ciddi bir para çıkışı yok. Sadece plan nihayetinde projeyi gözlemleyebiliyoruz. Yani GEO firmalarına yatırım yaparken portföylerine bakacak isek tamamlanan projelere bakıyoruz. Referanslarına bakıyoruz. Diyoruz ki bunlar bunları yapmış. Şu GEO firmasının hisse senedini alabiliriz. Satışı devam eden projelere bakıyoruz. Evet, güzel projeleri var. Planlanan projeler neler? Gelecekte nereyi hedefliyor? Bunlara bakmamız gerekiyor. Burada tabii 2023 yılı halka arz yılı olduğu için talebin de oldukça yüksek olduğunu öngördüğüm için burada esasen bunları detaylıca incelememize gerek yok. Ama piyasa belli bir seviyenin üstüne çıktığı vakit, BIST mesela şu an 6500 seviyelerinde, BIST 15000 seviyelerinde olur ise mesela benim gözümde tabii ki burada doların, euronun, diğer para birimlerinde durumu önemi söz konusu. Ona göre bakılarak tekrardan değerlendirilebilir ama şu an için zaten BIST'in ucuz olduğunu değerlendiriyorum. Dolayısıyla halka arzların da bu şekilde para kazandırdığı için detaylı olarak incelenmesine esasen gerek duymuyorum burada hangi projeler yapmış. Ama yine de bakacak olursak
hisse senedinin, firmanın mevcut durumuna, nerelere yatırım yapmış, halka arz fiyatı neymiş, dediğimiz gibi Asya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Konsorsiyum Lideri Halk Yatırım, sabit fiyatta talep toplama. Mesela sermaye yapısına baktığımız vakit Abdülkadir Konukoğlu, Ülgan Konukoğlu, Sami Konukoğlu, Cengiz Konukoğlu, Samioğlu, Abdülkadir Konukoğlu, yani tam bir aile şirketi olduğunu gözlemleyebiliriz. Başka zaman olsa, mesela borsada işlem gören firmalar arasında olsa yatırım yapar mıyım? Asya GEO, burada bir düşünürüm. Bu kadar sermaye yapısında aynı soyadlı, aynı aile firmalarına yatırım yapmak biraz problem olabiliyor. Dolayısıyla, fakat dediğimiz gibi 2023 yılı halka arz yılı olduğu için, talebinde bu kadar yüksek olduğu için halka arzlara girmekte problem yok. Tabii ki burada bir genelleme yapmıyorum. Yani zorlanabilirim, düşünebilirim, daha detaylı analiz edebilirim, yapmam demiyorum. Ama genel olarak bu şekilde biraz ne yapması lazım? Sermaye yapısı aynı soyattan, aynı aileden olduğu vakit kurumsallığın biraz daha uzak söz konusu olabildiğini gözlemleyebiliyoruz. Tabii ki burası böyledir demiyoruz. Şirket portföyünün coğrafik konuma göre dağılımı: Gaziantep, İstanbul, Ankara, Sakarya, evet. Güneydoğu Anadolu bölgesinin herhalde en büyük ikinciydi. Birincisi Diyarbakır, ikincisi Gaziantep. Marmara bölgesinin en büyük ili, İç Anadolu bölgesinin en büyük ili. En büyük illerde gayrimenkul portföyleri var. Hisse senedinin biri de Sakarya'da var. Dağılımlarına baktığımız vakit %52, %24, %23, %0.5. 4 tane ile yatırım yapmış, yatırımlarını bu şekilde çeşitlendirmiş. Portföye bakacak olursak, kira amaçlı bağımsız bölümler, satış amaçlı bağımsız bölümler, arsa ve araziler en büyük. Burada piyasa değeri arsa ve araziler üzerine. Devletin de gayrimenkul yatırım ortaklığı ile ilgili bir projesi olacak. Artan kira fiyatlarının önüne geçmek için arsayı verecek firmalara. Firmalar kendi inşaatlarını kendi yapacaklar. Daha uygun kira fiyatı ile vatandaşların kazanması için böyle bir proje yapılacak. Bakalım bunların da etkisi gayrimenkul yatırım ortaklarına nasıl bir katkı sağlayacak. Burada projelerden bahsedilmiş: Gaziantep, Ankara. Evet, finansal varlıkları, bilançolara bakacak olursak, bakın şurada toplam kaynaklar, net dönem karları, bunlar 2020 yılı için 30 milyon 660 74 milyon, 2023 yılı 3 aylık sürede 1 milyar. Oldukça yüksek bir net dönem kar var. Halka açılacağı vakit firmalar bu tür halka açılmadan evvel son yıllar kar zıplamaları gösteriyorlar bilançolarında. Belki gerçekten de böyledir, denk gelmiştir, ama çoğunlukla biz burada firmalarda halka açılacağı vakitlerde net dönem karlarındaki zıplamaları gözlemleyebiliyoruz. Genel olarak burada 2020 yılında 30 milyon, 2021'de 660 bin, 2022'de 75 milyon ortalamasını alacak olursak 30 milyonluk bir kar söz konusu. Gayrimenkul yatırım yapan bu firmada 30 milyonluk yıllık kar söz konusu. Ev alırken ne şekilde bakıyoruz? Ortalama 25 senede bu hisse, bu işte ev kira fiyatı ile satın alma fiyatı birbirine yakın olsun. Yani 300 kira. Burada da 300 kira ile neyi, 30 milyonu çarpar isek ne yapar? 300 çarpı 30 milyon, yaklaşık 9 milyarlık bir büyüklük çıkar değil mi? 30 milyon çarpı 300, 300 çarpı 90 milyon, 900 milyon, 9 milyar. Yani ev mantığı ile hareket edersek bu firmanın piyasa değerinin son 3 yılın ortalamasına göre 9 milyar olması gerekiyor. Bakalım değerleme raporunda ne çıkmış? Devam ediyoruz. Kısa vadeli ticari alacaklar, dönen varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkul, kısa vadeli borçlar, uzun vadeli borçlar. Şunu da ifade edeyim, gayrimenkul yatırım ortaklığı firmalarında böyle bilançolar her yıl pozitif olmaz. Bazı yıllar sert eksiler olur. Çünkü bu firmalar eş zamanlı devamlı proje yapıyorlar. Ev yapıyorlar, konut yapıyorlar, arsa alıyorlar, yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla burada bu tarz artılar eksileri görebiliriz gayrimenkul yatırım ortaklığı firmalarında. Hasılatlar, dönem karları, bunlarla ilgili yorumumuzu yapmıştık. Şimdi
değerleme durumuna bakalım. Tabii ki konut sektöründe de 2023 yılında satışlarda bir azalma söz konusu ama burada aylık bazda konut satışlarına nedense Aralık 2020'ye kadar yer verilmiş. Aslında Aralık'tan Ocak'a kadar da geçen seneye nazaran %30'luk, %40'lık hemen hemen aylarda düşüş söz konusu. Burada çünkü oldukça fazla arttı fiyatlar, yetişemedi bireysel yatırımcılar bu artışlara. İşte borsada hisse senetli portföy büyüklüklerini arttırınca ev arabaya ulaşmak daha kolay olabilir yatırımcılar nezdinde. Burada projelerini görebiliyoruz. Evet, piyasa değeri bölü net aktif değer çarpan analizi. Net aktif değer 8.7 milyar demiştik zaten 9 milyar. Bu çarpan analizine göre benzer liste işlem görmekte olan gayrimenkul yatırım ortaklığı firmalarına bakacak olursak Akiş, GEO, Alarko, GEO ve benzeri firmalar ele alınmış. Bunlar piyasa değeri bölü net aktif değerleri oranlamaları yapılmış. Medyanları yani küçükten büyüğe doğru sıralama yapıldı. Ortancası alındı. Ortancası alındığı vakit karşımıza nasıl bir oran çıkmış? 0.8'lik bir oran çıkmış. Benzer şirket çarpanlara göre öz sermaye değeri 7 milyar olması lazım denilmiş ve buna uygun olarak da denilmiş ki hisse senedinin piyasa değeri 7.86 milyar. Ne demiştik? Ev mantığına göre 9 milyar demiştik bilançolarına bakarak yaklaşmışız. Ama %10'luk bir halka arzı iskontosu söz konusu, yani 7.056 milyardan ne yapılıyor? Öz sermaye değeri olarak hesaplanıyor. Bu da halka arz fiyatının 12.6 TL olması anlamına geliyor. Yani normalde hisse senedinin fiyatı 14 TL olması gerekirken %10'luk bir iskonto ile 12.6 TL'den halka arz ediliyor. Şimdi %10'luk bir prim var. Bir defa bu cebimize dursun birincisi. İkinci durum ise şu. Şurada görmüş olduğunuz gayrimenkul firmalarının piyasa değeri bölü net aktif değeri çarpanları son bir ay evvelki verilerden kaynaklı. Yani bir ayda da ortalama gayrimenkul yatırım ortaklığı firmalarda %30 prim yaptığını düşünür isek, yani şurada görmüş olduğunuz hisse senedi fiyatının %30'da primleneceğini düşünecek olursak %30, %10 düz mantık %40'lık bir iskonto ile halka açılıyor. Yani hisse senedinin 20 TL seviyelerinde dolaşması işten bile olmaması gerekiyor. 20 TL, 12 TL. Dolayısıyla %40'lık bir neyi var? Yukarıya doğru hareket yapması gerekiyor diyebiliriz. Tabii ki halka arzına katılacağız. Tahminim 1000 TL civarında lot dağıtımı yapacağı. Tabii herkes kendi fikrine, kendi stratejisine göre ne yapması lazım? Karar vermesi lazım. Burada halka arzlarla ilgili iki tip hareket görüyoruz. Birincisi hisse senetleri tavan serileri yapabiliyor. İkincisi ilk aşamada tavan serileri yapmasa da belli bir dönem sonucunda, sonrasında hisse senetleri yukarıya doğru hareket yapıyor. Bu şekilde 2023 yılında 7 aylık dönemde umarız önümüzdeki dönemde bu şekilde olur. Amacımız burada geçmiş verileri kullanarak dediğimiz gibi gelecek ile ilgili tahmin yapmak, gelecekte para kazanmaya çalışmak. Burada da geçmiş verileri kullanarak bu şekilde hareket edeceğimizi ifade ediyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi fikrine, kendi stratejisine göre ne yapması lazım? Yatırım yapması gerekiyor.